Of. Evleniyor cidden ya. Beni, yaşadığımız her şeyi silip götürüyor. Gidip başka bir adamla evleniyor ya. Müjdeli haberi sonra veririm artık anneciğim sana. Anne ne var ya? Ne? Dedem mi? Ne yaptınız? Her şeyi hallettik anneciğim. Nikah günü alındı. Bu cuma hayırlısıyla imzaları atıyoruz. Ay bu kadar çabuk mu? Vallahi biz de şaşırdık bu hafta olmasına ama artık şanslı mıyız neyiz? Memur bu cumaya şak diye gün verdi. Neyse hayırlısı. Hadi oğlum sen de eve git de annenlere haber ver. Onların da iki ayakları bir papuca girecek şimdi. Doğru diyorsun anneciğim. O zaman ben gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum hadi. Görüşürüz. Oldu mu şimdi bu yaptığın öykü? Yani bu kadar alelacele olacak şey mi bu? Ya ne var anne? Ha 4 gün sonra evlenmişiz, ha 4 ay sonra. Ne fark eder ki? Allah Allah! Lafa bak şimdi. Ya bu senin dediğin şey böyle 2 imza atmakla olmuyor kızım. Bu kadar adama ben nasıl haber vereceğim? Bu kadar hazırlık nasıl yetişecek cumaya ya? Hazırlık falan olmayacak anne. Düğün yok. Evde sadece bir nikah o kadar. Öyle senin gerileceğin bir durum yok yani. Ha çok rahatladım şimdi. Bir değil ki. Babası bir yandan, kızı bir yandan. Ay ne olacak bu kızın hali? Leyla Hanım, Mahmut Bey geldiler. Hoş geldin. Merhabalar. Kusura bakmayın, ben habersiz geldim. Rahatsız etmiyorumdur umarım. Yok, şaşırdım sadece. Ben moda evini aradım. Sizin burada olduğunuzu söylediler. Bir iki işle ilgili bir şey soracaktım. Ben de uğrayayım dedim. Bunlar sizin için. Çok güzeller. Ama sizin kadar değiller. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben Leyla Hanım, haddim değil ama sormadan edemeyeceğim. Sizi biraz üzgün görüyorum. Umarım herhangi birinde bir problem yoktur. Femi Baba rahatsız. Ver geçirdi. Gerçekten. Hay Allah üzüldüm şimdi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ama ben de... Çalışacağız falan filan diyordum, iş diyordum ama biraz yersiz zaman. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim gideyim. Yok, kal lütfen. Emin misiniz? Peki o zaman. Geç, başka sen de çalışabiliriz. Olur tabii. Evet, ne konuşacaksın benimle? Orhan'la konuştum. Her şeyi anlattı bana. Ailemin katili Mustafa'ymış. Senin abin. Benim babam felç geçirmiş. İçeride hareketsiz yatıyor. Senin konuştuklarına bak. Bırak Allah aşkına. Aileni ben öldürdüm dedin. Niye bana yalan söyledin? Çok basit. Seni sinir etmek için. Bir dakika. Sen yoksa buna inandın mı? Abi, ben senden gerçek bir açıklama istiyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Gerçek bir açıklama. Yapayım. Babam malların yarısını sana verecekti. Bunu yapmamaya onu ikna edemedim. Ve kendime yediremedim. Ki kim olsa yediremez herhalde değil mi? Bir anlaşmayla bütün mal varlığını bölüşmeyi. Dedim, belki onurlu bir hareket yaparsın. Defolup gidersin. Ama görüyorum ki hiçbir işe yaramamış.
Nasıl dönsün ki? Kızı aradı sonuçta. Esin arayınca Hakan Sınar duruyor. O ah cadısı aratmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim buna kesin bir çözüm bulmam lazım. Bir dakika ya. Ben Esin niye ilişkimizi öğrenmesin diye uğraşıyorum ki. Aa. Bu niye arıyor ki beni şimdi? Efendim? Esin'cim merhaba. Ya kusura bakma rahatsız ediyorum ama. Evet rahatsız ediyorsun Ela. Ne var ne istiyorsun benden? Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ya uygunsan buluşalım mı? Benim için hiç uygun değil Ela. Uğraşamayacağım seninle. Allah'ım ya. Salak mıdır nedir? İşim gücüm yok bir de bununla uğraşacağım. Şuna bak ya. Şımarık şey. Senin kiminle uğraştığının haberin yok. Babacığım, ben sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Dede. Dede. İyi misin? Nasıl durumu? Pek iyi değil Mert. İyileşecek ama değil mi? Doktorlar pek umutlu olmadığını söylüyor. Yok yok ana. İyileşir benim dedem. Çok güçlüdür o. Dede. Bak iyileşeceksin. Ayağa kalkacaksın. Ben bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Tekrar ayağa kalkacaksın. Eseceksin, gürleyeceksin. Bizi hizaya sokacaksın. İyileşeceksin dede. Yenge affedersin. Ben sizi biraz yalnız bırakayım baba. Doktorla belli bir ücret karşılığında anlaştım. Kimseye gerçeği söylemeyecek. Herkes sizi felçli bilmeye devam edecek. Bu bizi ancak bir iki gün kazandırır. Elini çabuk tut. Bu Çınar meselesini halletmemiz gerekir. Bir şeyler bulacağım Fehmi Bey. Biri geliyor. Tamam. Yok Özgür, Öykü'nün yanında değildim. Çok kötü şeyler oldu, dedem felç geçirdi. Nasıl ya? Fehmi amca felç mi geçirdi? İnanamıyorum Mert. Yapabileceğim bir şey var mı? Varsa söyle bak. Yok abi, çok sağ ol. Sen şimdi mekanı bırakma. Zaten elimizden hiçbir şey gelmiyor. Oğlum ya, ben de sana ulaşamayınca Öykü'ylesin sandım. E tabi, o da ayrı bir hikaye. Ne oldu? Bulabildin mi Öykü'yü? Buldum ama bulduğum Öykü müydü ondan pek emin değilim. Nasıl yani? Bitmiş bu iş abi. Ben bunca zaman kendimi kandırmışım. Ben Öykü'yü beklerken Öykü Oğuz'la nikah günü alıyormuş. Cuma günü Yıldırım nikahıyla evleneceklermiş. Ne? Nasıl yani Mert? Sorma abi. Nasıl olacak? İnan ben de bilmiyorum. Kızım.
Sen beni niye hiç dinlemiyorsun? Anne, asıl sen beni dinlemiyorsun. Ya sanki yanlış bir karar vermişim gibi her yaptığımı sorguluyorsun. Kızım, mutsuz olmandan korkuyorum çünkü. Anne, iyiyim ben. Ya sadece bu işin bir an önce bitip gitmesini istiyorum. Ama kızım, cumaya kadar gelinliğin bile yetişmez. Anne, ben gelinlik istemiyorum ki. Olur mu öyle şey kızım? Ben senin telli duvaklı gelin olduğunu göremeyecek miyim? Ama anne, ben gelinlik sevmiyorum ki. Ya siyah şık bir elbise diksen yeter. Ben fıstık gibi gelin olurum. Hem bu benim çocukluk hayalimdi. Bana inanmıyorsan ablama sor. Siyah bir elbise mi? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun kızım. Senin mutluluğun her şeyden önemli. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Anneciğim. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz. Eyvallah, sağ ol hocam. Öyle bir geçiyordum, uğradım ya. İyi yaptın baba. Haberleri duymadın tabii. Ne haberi? Biz Öykü ile cuma gününe nikah için gün aldık. Hayırlısıyla evleniyoruz. Bu cumaya mı? Evet, bu cuma. Oğuz bak, şu adamlar var ya. Beni sorarlarsa yok de, tamam mı? Ne oldu, sıkıldın mı? Ya ben ne diyorsam sen onu yap işte. Tamam. Birader. Şevki buralarda mı? Yok. Şevki abi 2-3 gündür uğramıyor kahve. Eyvallah. Görürsen selamımızı ilet. Söylerim. Benim acilen bu parayı bulmam lazım. Leyla Hanım, bu durum benim pek içime sinmedi. Hele ki siz bu durumdayken başka bir zaman mı çalışsak acaba? Aksine çalışmak iyi geldi. Haklısınız, doğru. İşin aslı zaten çalışmak benim için bir bahaneydi. Benim için önemli olan sizsiniz. Çizimlere baksak mı? Evet. Bakalım. Bu Leyla Hanım. Allah'ın belası ruh hastası. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun ya? Adamdaki cesarete bak. Cınar, ne oluyor? Arkandan sesleniyorum, durmuyorsun. Gel, gel otur. Duymadım Deniz, kusura bakma. Yalçın'la mı alakalı? Ne konuştunuz? Geçenlerde çok tuhaf bir şey söyledi bana. Aileni ben öldürdüm dedi. Nasıl yani? İşte ben de senin gibi böyle şaşırıp gittim Fehim Baba'ya sordum. Fehim Baba da yalan söylüyor, yok öyle bir şey dedi. Ama bu durumda sürekli benim içim içimi yedi. Ne yapacağımı bilemedim. O yüzden gidip Yalçın abime sordum. Niye böyle bir şey söyledin? Bana ne cevap verdi biliyor musun? Seni aileden uzaklaştırmak istedim, o yüzden söyledim dedi. İyi de sebebi ne olursa olsun bir insan neden böyle bir yalan söyler ki? Bilmiyorum. Deniz, ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Kim yalan söylüyor, kim doğruyu söylüyor, kim haklı? Hiçbir şeyi bilmiyorum. Her şeyin içinde kaybolmuş gibiyim. Ben senin yanındayım. Senin yükünü paylaşırım. Yeter artık Çınar. Yeter, üzme kendini. Yorulma daha fazla lütfen. Sen olmasan ne yaparım ben bilmiyorum. Zavallı babacığım. Koskoca Fehmi Koca Bey. Hale bak. Bir şey diyeyim mi sana? Doktorlar hakkında hiç iyi konuşmuyor. Çok yaşamaz diyorlar. Yani galiba yakında helvanı yeriz. Sen şimdi bir şey hissetmiyorsun değil mi? Ben de yıllarca sevilmediğimi hissetmiştim.
Kader. Şimdi de sen hiçbir şey hissetmiyorsun. Ne acı. Seni şuracıkta boğsam, o kadar aciz haldesin ki anlamana rağmen yardım bile isteyemezsin, değil mi? Hı? Hı? Sen denen küçük şeytana bak sen. Bir de yüzüme telefon kapıyor. Madem sen bana gelmiyorsun, o zaman ben sana gelirim Esin. Yalçın'la ilişkimi öyle ya da böyle öğreneceksin. Efendim aşkım. Ya sevgilim, acil bana gelebilir misin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya evet, hemen burada olman gerekiyor, lütfen. Geliyorum. Burada bitmedi. Yine görüşeceğiz. Alçakarım. Pardon Leyla Hanım. Bakmam lazım. Efendim. Neredesin sen Mahmut? Sesin soluğun çıkmıyor. Var mı gelişme? Aslında var. Görüşsek iyi olur. Yazlık evdeyim ben. Gel konuşalım. Olur. Leyla Hanım, benim çok önemli bir işim çıktı. Müsaadenizle gitsem iyi olur. Tamam, sonra devam ederiz. Harika. Devam ederiz sonra. İyi günler efendim. Siz de. Görüşmek üzere. Siz de eşlik edelim. Lütfen buyurun. Kalk bakalım uyuşuk. Daha bir sürü işimiz var. Ne işimiz var anne ya? Bunlar ne? Kızım elbisemi dikeceksin dedin ya. Şimdi başlarsan anca yetiştiririm. Anne ben bugün hiç havamda değilim. Sonra yapsak olur mu? Ay yesinler havanı senin. Kuzum, yetişmez diyorum. Cuma'ya gün alırken bunları da hesaplayacaktın. Ama ben ölçü vermeyi sevmiyorum ki. Kızım, kimse sevmez. Ama yani elbisenin düzgün durmasını istiyorsan katlanacaksın buna. Kaldır bakayım kolunu. Havva Hanım, misafirimiz var efendim. Kimmiş? Şevki Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Havva Hanım. Ne güzel sizi görmek böyle. Suzan, sen gidebilirsin. Peki efendim. Ne işin var burada? Ödeme almaya geldim. Borcunun ikinci taksinin günü geldi. Bir duyacak şimdi. Ela! Aşkım, sakin ol. İyiyim ben. Ciddi dedin. Gel. Bunların hepsini bebeğimiz için aldım. Ne güzel şeyler almışsın. Görünce hemen bebeğimizin olmalı dedim. İyi de aşkım, bunlar mavi. Yani... Cinsiyeti belli değil henüz. Ya kız olursa? Aman ne fark eder kız erkek. Ben her rengi aldım sonuçta. O küçük
Parmakları hangisine uzanırsa onları giyer. Bizim bebeğimiz. Bizim bebeğimiz. Neredesin sen Mahmut ya? Aramasak hiç arayacağın soracağın yok ya. Ya yok be kardeş, öyle deme. Sana iyi haberler getirdim. Severiz iyi haberleri. Anlat bakalım. Daha doğrusu bir iyi bir de kötü haber diyelim. İyiden başla. Fehmi Koca Bey felç geçirdi. Ne diyorsun? Ya. Bak işte bu gerçekten iyi bir haber. İlahi adalet işte. Allah kardeş orasını bilmem. Senin meselen senin düşmanın. Kötüsü ne? Ortak. Eski ortak. Ben müsaadenle ortaklıktan ayrılıyorum. Nereden çıktı şimdi Mahmut? Tekin. Ben Leyla'ya aşık oldum. Böyle bir durumda da bu ortaklığın devam etmesi pek doğru gelmiyor. Çınar zaten her şeyi öğrendi. Fehmi de sen. Bir ayağı çukurda öldü ölecek. Ben artık kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Hepimize olsun. Fehmi Bey. Ne oldu bu adam? Fehmi babam felç geçirdi. Konuşamıyor. Yürüyemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun Şevki? Sen beni artık tehdit edemezsin. Hadi anlat. Deniz'in benim kızım olduğunu söyle. Hadi. Bitti bu iş Şevki. Deniz'in benim kızım olduğunu kimse öğrenmeyecek. Artık beni tehdit edebileceğin bir Fehmi baba da yok. Bundan sonra benden zırnık alamazsın. Defol git şimdi. Pişman olacaksın abi. Bu iş burada bitmeyecek. Bu şekilde öğrenmeni istemezsin baba. Mecburen sırdaşım oldun. Nasıl olsa kimseye anlatamazsın. Öyle değil mi? Deniz Ahun kızıymış. Benim bir şekilde gerçeği öğrenmem lazım. Ben bu kadar belirsizlikle yaşayamam Deniz. Hayatım haklısın. Haklısın da Fehmi babanın durumu ortada. Biliyorum Deniz. Ama ailemi kimin öldürdüğünü bulmam lazım. Böyle hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Elim kolum bağlı oturamam Deniz. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Bence Yalçın abinden başla. Neden ki? Fehmi baba abim için yalan söylüyor dedi. Aynısını abime sordum. Abim de seni aileden uzaklaştırmak için söylüyorum dedi. Niye gidip onlara sorayım ki? Benim aklıma yatmadı Çınar. Düşünsene. Kim kendine katil damgası vurdurmak ister ki? Tamam. Seni uzaklaştırmak istemiş olabilir. Ama kimse böyle bir yalan söylemez. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Tamam hadi beni sinirlendirmek için söyledi diyelim ama... İnsan niye kendine katil desin ki? Niye böyle bir şey yapsın? Ama benim somut deliller bulmam lazım.
başka bir çare yok. Tekin'i dinlemek zorundayım. Deniz. Tekin haklıysa bu dosyada işimize yarar bir şeyler olabilir. İyice bakmamız lazım. Nereye? Kafeye. Mert, neden hastayken? İşime gideceksin. Ne yapayım? Hayat devam ediyor. Herkesin işi gücü var. Mesela senin Mahmut Bey'le çok önemli işlerin var. Neyse, ben sizi hiç tutmayayım. Siz çalışın. Ne demek istiyorsun sen? Diyorum ki, aşkta kaybettim. Bari para kazan. Sonra ne oldu acaba? Mert Öykü'yle konuşabildi mi? Keşke öğrenebilsem. Leyla Hanım? Sinem, Mert çok evsiz. Bilmediğin bir şey mi var? Yok, ben bir şey bilmiyorum. Ama öğrenirim, hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Planım işe yaradı. Sıra ikinci aşamada. Aç bakayım iki yana kollarını. Anne yetmedi mi daha ya? Ben çok sıkıldım. Kıpırdanıp durmasan daha çabuk bitecek. Kaldır. Uf, ama benim içim şişti. Aa, bir rahat dur kızım ya. Zaten en mutlu gününde gelinlikle göremiyorum seni. Hiç değilse kalıbı düzgün dursun. Aman ne mutluluk ne mutluluk. Mıyır mıyır konuşma içinden. Sabret az kaldı. Ya yok anne ben çok sıkıldım daraldım ya. Sonra yapalım ne olur. Ay tamam tamam. Gelin kaprisi dedikleri buymuş demek ki. Bir rahat duramadın gitti. O zaman sen babanın gömleğiyle pantolonunu ütüle. Ya ben de bir liste yapayım. Ne yapılacak ne alınacak. Ay vallahi Öykü iki ayağımı bir papuça soktun. Bakalım nasıl yetiştireceğim bu kadar şeyi. Dün günüm benim en mutlu günüm değil ki anne. Tam tersi. O elbise en kara günümü simgeliyor. Ulan fakir hırsızlığa çıkmış. Ay akşamdan doğmuş. Ulan Fehmi felç geçirecek zaman mıydı şimdi ya? Ne var Şevki? Evliliğin körü var. Şevki, telefon sapıklığına mı başladın? Konuşsana. Hah, şimdi geliyor mu Ayşe'nin sesim? Söyle. Ayşe'nin, canım karım benim. Sinirlerin geçti mi ha? Geçmedi. Senin sesini duydukça geçmeyecekti. Yapma Ayşe'nin bak, bunca yıllık kocanı sokaklarda bırakma. Gözünü seveyim. Hadi bir affet de geleyim döneyim eve ha? Gelme Şevki. O kadar borcu nerede yaptıysan git orada yat. Şimdi hapı yuttun Şevki. Bu kadın seni hayatta bağışlamaz. Bak buralarda bir yerde bizi gerçeğe götürecek bir ipucu olmalı ama nerede? Çınar. Hı. Sen ailenin vefat ettiği hastaneyle görüştün mü hiç? Yok hayatım görüşmedim. Yani hastanenin ismini biliyor olsaydım belki görüşürdüm ama. Keşke Fehmi Baba'ya sorsaydım ismini. Fehmi Baba'ya da sormadım. Artık biliyorsun. Burada yazıyor.
Deniz sen harikasın biliyor musun? Hastane dosyalarından ölüm belgesine ulaşırsam kimin doğru söyleyip kimin yalan söylediğini çok iyi anlarım. Bu işi çözmemize çok az kaldı. Baban nasıl olmuş peki? Evde düşüp bayılmış. Hastaneye kaldırmışlar işte. Gerekli müdahaleyi yapmışlar. Neden felç geçirmiş? Yani pıhtı atmasından şüpheleniyorlar ama tetkikler henüz bitmedi. Çok üzüldüm ya. Sen pek üzülmedin galiba. Ya üzüldüm, üzülmez olur muyum? Babam sonuçta ama yaşlı başlı insan. Yani sürpriz değil ki. Ya öyle tabii. Ben yine sen ortalıkta olmayınca kızdım biraz. Keşke haber verseydin. Aşkım, tatsız konuları kapatsak, güzel şeylerden konuşsak. Ne gibi mesela? Sen gibi mesela. Bebeğimiz gibi mesela. Bizi bekleyen güzel günler gibi. O güzel günler için daha çok paraya ihtiyacımız var. Ben şimdi çıkıyorum aşkım. Nereye gidiyorsun? Holding'e. Babam rahatsızlanınca bütün toplantılar bana kaldı tabii. Peki sevgilim. İş çıkışı bana gelir misin? Toplantı biraz geç biter. O yüzden konağa gitsem daha iyi. Şimdi ahun dikkatini çekmeyelim. Tamam. Ama habersiz bırakma beni, olur mu? Tamam. Kendine ve bebeğimize iyi bak, oldu mu? Tamam. Yalçın akşama kadar konakta olmayacak. O zaman Esin'in karşısına çıkmanı tam zamanı. Kim geldi ya? Selam. Ne oldu? Niye geldin? Aşk olsun Öykü. Misafir hiç kapı önünde tutulur mu? Vallahi el kapısında ayıplarlar seni. Niye geldin diyorum. Söyle, uğraştırma beni. Gelip Mert'le ne kadar mutlu olduğumuzu gördün mü? Benim görmem senin için niye bu kadar önemli çok merak ediyorum. Yok, bir önemi yok aslında. İnanmamıştın ya, hani kendin gelip gözlerini görünce ikna oldun mu onu merak ettim. Bana ne ya ikinizden? Mert falan umurumda değil benim. Ben Oğuz'la evleniyorum ve Oğuz'u çok seviyorum. Mert benim için bir heyecandı, bitti gitti. Tamam mı? Hadi git şimdi. Tamam Öykü, nasıl istersen. Küçük şey. İstediğimden bile iyi oldu. Sen artık tabi oldun Öykü. Kanka, niye kapalı dükkan? Bir şey mi oldu? Yok ya, müşteri almak istemedi canım. Başka bir zaman olsa niye böyle yaptın derdim de. İnan hiç çalışasım yok benim de, isabet olmuş. Deden nasıl oldu? Pek iyi değil kanka. Muhtemelen bundan sonraki hayatını felçli olarak geçirecek. Anladım abi. Geçmiş olsun. Sağ olasın da işte. Pek geçecek gibi değil. Öykü'den bir haber var mı? Nikah günü almış. Bizim cephede durumlar vahim Özgür. Sen beni boş ver. Sen nasılsın? Bizde de değişen bir şey yok ki. Annem babamı zorluyor abim çıkarsın diye. Babam yapacak bir şey yok diyor. Öyle evde saçma, gergin bir durum var. Ya anlayacaksın Mert. Batı yakasında da durumlar aynı. Değişen bir şey yok. Ne yapacağız biz ya Özgür? Güleceğiz, alınacak halimize kardeşim.
Ya da bir büyüğe danışabiliriz. Hadi canım, o kadar mı kötüyüz? Sence? Doğru diyorsun. Kuruyorum bak çilingiri. Yardım edeyim. Efendim? Merhaba Murat Bey. Ben Çınar Koca Bey, hatırladınız mı beni? Oo, merhabalar Çınar Bey. Tabii ki hatırladım. Ne demek? Sesinizi duymak ne güzel oldu. Nasılsınız? İyilik sağlık diyelim. Sizler? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Aslında ben sizden küçük bir ricada bulunacaktım. Tabii, buyurun. Bana bir hastanenin eski kayıtları lazım. Ya şansa bak ki siz de o hastanede çalışıyorsunuz. Bana tam 25 yıl öncesinin kayıtları lazım. Böyle bir şeye ulaşmamız mümkün mü? 25 yıl. Uzun bir süre. Biraz zor ama önemli bir mesele mi? Çok önemli bir mesele. Hatta benim şahsi meselem. O zaman hallederiz. Siz bana o zaman hastaların isimlerini ve hastanede yattıkları tarihleri gönderin yeter. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Ben bilgilerin hepsini hemen yolluyorum size. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler. Zor olur ama halledeceğim dedi. Umarım, umarım halleder. Şu bilgileri göndereyim. Hüseyin Bey, hiç olmazsa dışarı seyredersiniz. Öyle odada kapan kapan olmaz ki. Merhaba. Hoş geldiniz Ela Hanım. Hoş bulduk. Geçerken Fehmi Bey'e geçmiş olsun demek istedim. Rahatsız etmedim umarım. Olur mu öyle şey? Fehmi Bey'i görüyorsunuz değil mi? Ne çok seveniniz var. Ne telefonlar sustu, ne gelen giden eksik oldu maşallah. Çok geçmiş olsun Fehmi Bey. Geçecek, geçecek. Siz sakın moralinizi bozmayın. İyi olacaksınız. Eski topraksınız hem siz. Birkaç güne iyileşirsiniz. Gelsene. Buyurun Ela Hanım. Yani çaktırmadım ama durumu ciddi galiba. Maalesef öyle. İyileşme şansı yok mu? Ya doktorlar düzelmez diyor ama Allah'tan da ümit kesilmez ki. Öyle tabii. Umarım toparlar. Ya kusura bakmayın, bende de akıl kalmadı, hiç soramadım. Bir şey içer misiniz? Bir kahve yapayım size. Hayır, bitki çayı alırım. Tamam, hemen getiriyorum. Fehmi Bey, haberi siz sağlıklıyken verip sevincinizi görmek isterdim ama kısmet olmadı. Tebrik ederim, tekrardan dede oluyorsunuz. Yalçın'la bir bebek bekliyoruz. Ne işi var bu kadının burada ya? Ela! Esin'cim? Ne arıyorsun sen burada? Ya Fehmi Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek için geldim. Tamam. İlettin iyi dileklerini, bitti gitti. Gidebilirsin artık. Ne demişler? Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Seni gördüğüm iyi oldu. Ya seninle konuşmak istediğim şeyler var. Bana attığın iftiradan sonra seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim, anladın mı? Gider misin lütfen ya? Anlatacaklarımı mutlaka dinlemen gerekiyor Esin.